Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir haftalık endeks analiziyle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, önümüzdeki haftanın veya önümüzdeki periyodun analizini yapmadan önce mutlaka bitirilmiş olan periyodun da periyotta neler yaşandığını ve hangi gelişmelerin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu ne sebeple geçtiğimiz hafta nasıl bir seyir içerisinde olduğumuzu, geçtiğimiz hafta hangi noktalarda zorlandığımızı veya hangi noktalarda ağırlıklı olarak işlemlerin geçtiğini bilerek bunu hatırlamakta fayda var. Arkadaşlar, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftaya 92.839 seviyesinden başlamıştık. Daha doğrusu bir önceki haftayı bu seviyeden bitirmiştik. Gördüğünüz gibi 9 Kasım tarihi ve saat 18'deki endeksin son kapanış rakamı. Yani şu noktada arkadaşlar. Bu noktada endeksi tamamladık. Haftayı bitirdik ve yeni bir haftaya başladık. Pazartesi günü itibariyle endeksin açılışının olumlu olduğunu ve gördüğünüz gibi 12 Kasım tarihi itibariyle saat 10 itibariyle, bu arada hemen belirteyim, bu grafiğim 120 dakikalık grafiktir ve sizlere hafta içinde, seans içinde aktarmış olduğum anlık yorumlarımda, anlık analizlerimde bu grafiği kullanmaktayım. Zaten sıklıkla resim olarak da Twitter'daki adresimden bunu ekliyorum. Twitter'daki yorumlarımda, analizlerimde bu grafiği kullanmamın sebebi 120 dakikalık periyodun daha erken bir sinyal üretebileceği veya daha erken bir şekilde endeksin olumlu veya olumsuz dönüşünü algılayabilmemize imkan sağlayacağı içindir. Tekrar grafiğe dönüyorum arkadaşlar. Pazartesi günü sabah 10 itibariyle endeksin 93.695 seviyesine doğru bir atak yaptığını, ardından da 2 saatlik periyot itibariyle, ilk seans itibariyle önce 92.672'ye doğru bir geri çekilme yaşadığını gördük. Bu hafta için vermiş olduğum analizde 93.522 seviyesinin haftalık pivot seviyesi olduğunu, bu seviye üzerinde kalınabilmesi koşuluyla endeksin olumlu bir seyir takip edebileceğini belirtmiştim. 93.522 en önemli seviyelerimizden birisiydi. Ancak ilk atakta, haftaya başlangıcımızın ilk saatlerinde 93.700'e kadar çıktık ama buradan gelen satışlarla 93.500'deki kritik seviye aşılamamış oldu ve geri çekilme devam etmek üzere. Gördüğünüz gibi bu seviyeye kadar geliyor, 91.700 seviyesine kadar geliyor. Ardından 91.611 seviyesine kadar geliyor. Ve sonuç itibariyle şurada görmekte olduğunuz noktaya kadar, yani 13 Kasım itibariyle, sabahın ilk seansları itibariyle şuradaki %23.6 Fibonacci desteğim olan 91.157 seviyesine yaklaşırken burada bir destek ve tepki buluyor ve yükseliş eğilimini sağlıyor. Bu yükseliş durumunda, buradaki Fibonacci desteğinden tepki oluştuğunda, bu tepkinin devam edebileceği ilk nokta %38.2'dir. Gördüğünüz gibi buradan sonraki ilk adım burası. %38.2 ise 92.760 seviyesine denk gelmekte. Bu seviyenin üzerine ufak tefek sıçramalar olsa da, 93.000 üzerine yönelik denemeler olsa da, maalesef buradan tekrar bir sert bir geri çekilme yaşanıyor. Ve tekrar 92.000 desteğine kadar bir geri çekilme olduktan sonra bu kez bu %38.2 direncime denk gelen 92.760 seviyesi aşılıyor ve çok önemli olan aylık pivot seviyemiz olan 92.400'ün de üzerine çıkılmış olmakla artık şu aralık içerisinde bir sonraki Fibonacci direncine zorlayıcı bir eğilim oluşmaya başlıyor. Sıkışık bir seyir yaşandı hafta içerisinde. Özellikle çarşamba gününden itibaren şu bölgede gördüğünüz gibi inişler oldu, çıkışlar oldu. Ama %38.2'ye denk gelen 92.750 ve %50 seviyesine denk gelen 94.059 seviyesi arasında bir dalgalanma yaşadı. Her ne kadar Cuma günü sabah saatlerinde 94.000 üzerine yönelik bir atak yaşansa da, 94.308 seviyesi görülmüş olsa da maalesef bu seviye üzerinde tutunma gerçekleşemedi ve sonuç itibariyle endeks
haftayı 93.616 seviyesinden, yani 93.500 olarak önemsediğimiz geçtiğimiz haftanın pivot seviyesi üzerinden olumlu sayılabilecek bir teknik görüntüyle tamamlamış oldu. Şimdi arkadaşlar, bu hatırlatmalardan sonra bizim önümüzdeki hafta için özellikle dikkat etmemiz gereken kritik iki noktamız bulunmakta. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi şuradaki 91.156 seviyesi olarak gördüğümüz destekten bir tepki bulmuştuk. Bu destek bizim için çok önemli olmalı. Ama bunun evvelinde şu an içinde bulunduğumuz aralık 94.000 ila 92.750 aralığı olduğu için Fibonacci çizgileri itibariyle 92.750 öncelikle üzerinde kalınması gereken bir desteğimiz ve ikinci bir hedef olarak ise öncelikle aşılması gereken direncimiz de 94.000 seviyesinde. Yani bu haftanın ilk hedefi 94.000 seviyesini aşmak olmalı, yükselişin ve iyimserliğin devam edebilmesi bakımından. Şimdi grafiğimi haftalık grafiğe çeviriyorum arkadaşlar. Önümüzdeki haftanın detaylarını ve beklentilerini algılayabilmek bakımından. Şimdi arkadaşlar, görmekte olduğunuz grafiğim haftalık bir grafik. Gördüğünüz gibi son haftayı, geçtiğimiz bitirdiğimiz haftayı 93.616 ile tamamladık. 94.308 en yüksek seviyeyi gördük. En düşük olarak da 91.297, 91.300 seviyesini görmüş olduk. Arkadaşlar, bu hafta için pivot seviyen 93.209 veya 93.210 olarak hesaplanmış. Demek ki benim kaç saniye önce ifade etmiş olduğum bu hafta için ilk hedefimiz, ilk önceliğimiz 94.000'in aşılması şeklindeki vurgumun temelinde 93.200 seviyesi üzerinde kalmamız yatmakta. Yani bu seviye üzerinde kalabilmek koşuluyla 94.000'deki ilk direncimizi, ilk Fibonacci direncimizi aşmayı başarabiliriz. Zira 93.209 haftalık pivot değerim kapanışım da 93.616 olduğu için, yani bu denge seviyemin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için bu haftaya yönelik olarak 94.000 direncinin tekrar zorlanması ve üzerinde kalınması adına bir çabanın gerçekleşebilme ihtimalini görebiliyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi bu bir haftalık grafikti ve buradaki pivot kriterlerimiz, pivot hesaplarımız itibariyle şayet bu pivot seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsak, haftalık pivotun üzerinde kalmayı başarırsak ve 94.000'deki ilk engelimizi de aşabilirsek 95.121 ulaşabileceğimiz ilk hedef olarak görünmekte. Ve aynı zamanda bu seviyenin de aşılması durumunda ise bir önceki hafta, geçtiğimiz haftadan bir önceki hafta zorlandığımız 96.200-96.400 bölgesi bu haftanın ikinci pivot seviyesi olarak hesaplanmış bulunmaktadır. Buranın da aşılması durumunda 98.500 veya klasik ifadesiyle 100.000 atağından bahsetmek mümkün olacaktır. Şayet bu pivot seviyemizin üzerinde kalamaz, 93.200'ün aşağısına doğru bir baskı oluşur ve bu seviye bir direnç haline gelirse, bu durumda 92.750, biraz önceki 120 dakikalık grafiğimde belirtmiş olduğum desteğim, onun aşağısında 92.400'deki çok ama çok çok önemli gördüğüm aylık pivot desteğim gündeme gelecektir ve 92.000 seviyesine kadar bir geri çekilme olur da bunun arkasından hızlı bir şekilde tekrar 92.400, 92.750 destek bölgesinin, kritik destek bölgelerinin üzerine çıkabilir isek, endeksin pek de aşağı gelmek, 90.000'in aşağısını görmek gibi bir niyetinin olmadığını veya bu niyetinin oldukça zayıf olduğunu düşünebiliriz. Ama 92.000 aşağısındaki bir kapanış, şu bölgenin kırılması durumunda artık 90.200 ve 89.000 seviyeleri, bir başka ifadeyle 90.000 aşağısı ihtimaller arasında önem ve güç kazanmış olabilecektir. Şimdi bir de arkadaşlar, bu pivot değerlendirmelerimizi Fibonacci kriterleri itibariyle yorumlamaya çalışalım. Ben buradan bir otomatik fibo çizdireceğim. Evet arkadaşlar, bu otomatik fibo, otomatik trend çizimleri çok hassas çizimler yaratabiliyor. Bunun için pratik olarak kullanılmasında fayda var ama bunun kullanımıyla ilgili bir başka ders konusunda sizlere, eğer talep ederseniz, ayrıntılı bilgi verebilirim. Teknik analize yeni başlayanlar için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Hassas noktaları tespit edebilmek veya doğru noktalardan çizim yapabilmek bakımından.
Şimdi arkadaşlar, haftalık grafiğim itibariyle pivot hesaplamalarının oluşturduğu destek ve dirençleri ifade ettim. Şimdi Fibonacci çizimi veya Fibonacci tekniği açısından nelerin olabileceğini görelim. Şurada 123.6 seviyesinde bir desteğim, bir direncim görünüyor. 93.357 seviyesiydi. Bu direnci aşmış görünüyoruz haftalık kapanışımız itibariyle. O halde bu seviyenin de üzerinde kalmamız haftalık görüntü itibariyle önem taşıyor. Ancak 93.500-94.000 bölgesinin aşılması, yani 94.000 direncinin aşılması durumunda endeksin ulaşmayı isteyebileceği bir sonraki hedef, şurada gördüğünüz 38.2 olarak tanımlanmış olan 98.700 olabilir. Arkadaşlar, tekrar belirtiyorum, bu bir haftalık grafiktir ve bu belirtmiş olduğum Fibonacci rakamlarının hemen 1-2 gün içerisinde oluşacağını, endeksin pazartesi günü seansa başlar başlamaz böyle bir atak yapabileceği anlamı çıkmasın. Burada önemli olan nokta 93.300 üzerinde, şurada %23.6'yı görüyorsunuz arkadaşlar, burası bir destek olarak çalışmak kaydıyla bu seviyenin üzerinde şu yeşil çubukların etkisini, boyunu biraz daha uzatarak devam ettirmek kaydıyla ancak bu seviyeye doğru bir yönelim olabilir. Zaten şuradaki açıklamalarımızda da dedik ki daha net rakamlar verebildik. 93.200'ün üzerinde kalınmalı. 94.000 olarak geçen hafta aşmayı başaramadığımız direnç aşılabilmeli. Bu başarılabiliyorsa 95.000 seviyesi, ötesinde 96.200 seviyesi ve buranın da, burada bir zorlanma yaşanabilir. Çünkü 2 hafta önce burada bir zorlanma yaşamıştık ve bu zorlanmanın ardından tekrardan 91.000 yakınlarına doğru bir geri çekilme olmuştu. Bu seviyeye özellikle dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. 96.400 aralığı endeksin zorlanabileceği bir noktadır. Burada alımlar güçlü olmaz ve hacimli bir şekilde burayı geçemez isek 98.000 veya klasik anlamda 100.000 direncine, psikolojik 100.000 direncine ulaşmamız oldukça zor olabilecektir. Şayet şuradaki 23.6 olarak tanımlanan destek çalışmaz ise bu durumda endeksin tekrar 84.650'lere doğru geri çekilme riski oluşabilecektir. Pek tabii ki bu bölgelerde ara desteklerimiz de bulunuyor. Haftalık, hafta içerisindeki, seans içerisindeki Twitter adresimde bunları ben mümkün olduğu kadar kısa aralıklarla sizlere aktarıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar, endeksin genel görünümünün, rakamsal olarak genel görünümünün her ne kadar 93.500 üzerinde kapanış yapmış olmasını olumlu buluyor isek de, 94.000 ara direnci aşılırsa 95-96'lara doğru yönelebileceğini düşünüyor isek de, bir de göstergelere bakmamız lazım. Göstergeler acaba bu rakamları nasıl sindirebilmiş, nasıl içinde eritebilmiş ve ne ifade ediyor? Ve tabii ki çok çok daha önemli olan konu, geçtiğimiz hafta aracı kurumlar ve özellikle büyük oyuncular neler yapmışlar? Arkadaşlar, büyük oyuncuların neler yaptığını veya nasıl bir düşünce ve eğilim içerisinde olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edemezsek, alıyorlar mı, satıyorlar mı veya hangi hisselerde yoğunlaşıyorlar, bunları bilemezsek önümüzdeki hafta veya bir sonraki periyoda yönelik olarak tahminlerimizin ve analizlerimizin çok doğru ve sağlıklı olması mümkün değildir. Çünkü piyasa oyuncuları rakamları şekillendiriyor veya endeksin teknik görüntüsünü oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar, ben çok fazla indikatör kullanmıyorum veya çok farklı tekniklere girmek istemiyorum analiz yaparken. Olabildiğince basit anlaşılır olması bakımından birkaç indikatör ve birkaç çizimle sizlere bu açıklamaları yapıyorum. Burada hemen her zaman her yatırımcının kullanması gerektiğini düşündüğüm MAC göstergeme bakıyorum ve bu göstergemin olumlu konumda olduğunu, şurada olumlu bir sinyal üretmiş olduğunu ve daha doğrusu haftalık grafiğim itibariyle geçmiş tarihlerde 92.700 seviyelerinden oluşturduğu olumlu sinyalini devam ettirdiğini ve halen de bu olumlu görüntünün güç kaybı olsa dahi, bir miktar güç kaybı olsa dahi olumlu görüntüyü muhafaza ettiğini görebiliyorum. MAC göstergesi kısa vadeli bir gösterge değildir. Daha ziyade orta vadeli, yani 3-5 haftalık görüntüyü yansıtan bir göstergedir. Bir başka gösterge olarak ise arkadaşlar, kendi adımla tanımlamış olduğum, takip ettiğim bir göstergem var. Bu göstergem ise maalesef haftalık bazda olumsuz görüntünün devam ettiğini ve henüz net bir geri dönüş sinyalinin olmadığını, kısa orta vade adına çok önemli bir yükselişin başlayabileceğine dair bir görüntüsünün olmadığını ifade ediyor. Yalnız şu bölgelere baktığım zaman, bakın şurada geçmiş tarihlerde bir dönüş yaşamış. Bu seviyelerden bir dönüş yaşar mı? Yoksa biraz daha aşağı gelip de
40 referans çizgisinin olduğu bölgelerden mi bir dönüş yaşar? Bunu şu an için bilemiyorum ama şu anda hangi an, hangi saniye dönüş yaşayabileceğine dair bir sinyal buradan göremiyorum. Şimdi arkadaşlar, teknik göstergelerimizin genel durumu bu. Orta vade için temkinli iyimser bir görüntü olmasına rağmen, kısa vade için henüz çok net bir yukarı sinyalin ve eğiliminin olduğundan söz etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Şimdi, dedim ki aracı kurumların ve büyük oyuncuların neler yaptığı konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor ve bu bizim için önemli bir kriter idi. Şimdi arkadaşlar, ben burada size aracı kurumlarla ilgili olarak göstermek istediğim birkaç durum söz konusu. Pardon, buradan değil de şuradan gösterirsem, şu tablodan gösterebilirsem daha doğru bir bilgi aktarmış olacağım. Evet, aracı kurum işlem hacimlerine geliyorum. Ve arkadaşlar, burada en son Cuma günü itibariyle durumun ne olduğunu, evet 16-11 tarihi. Şimdi verilerin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, Cuma günü itibariyle arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bir kere ilk 5 aracı kurum bazında 183,5 milyon civarında satıcıların daha üstün, daha baskın olduğunu görüyorum. Yani ilk 5 kurumda yoğun bir satış baskısı oluşmuş ve alıcılarla satıcılar arasında bu oranda ciddi denilebilecek bir fark meydana gelmiş. Şuraya baktığım zaman Cuma günü günün lider alıcısı 75 milyon küsur TL ile garanti yatırım, TEB yatırım ve yapı kredi olurken, ama burada çok dikkat çekici bir durum var arkadaşlar. Merrill Lynch'in 138-140 milyon TL'ye yaklaşan satımı ve yine Citibank'ın de 120 milyon TL üzerindeki satışı oldukça dikkat çekiyor. Bu iki yabancı aracı kurumun bu oranda Cuma günü satış yapmaları dikkate alınması gereken bir kriterdir veya görmezden gelinecek, dikkate alınmayacak, hesaba alınmayacak bir detay değildir. Bu miktardaki bir satış ufak bir satış değildir. 20 milyon 30 milyon civarında bir satış olsaydı belki 1-2 senette farklı düşüncelerle satış yapmış oldukları düşünülebilirdi ama şu orandaki bir satışı ben önemserim arkadaşlar. İşte bu sebeple teknik göstergelerin tek başına yeterli olmayabileceğini, oluşan seviyelerin mutlak surette büyük oyuncuların işlemleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini ve bu açıdan da takas analizini, aracı kurumların neler yaptıklarının takip edilmesinin çok önemli olduğunu sürekli vurgulamaktayım. Şimdi arkadaşlar, bu tabloyu bu şekilde gördüm ve bir de şu duruma dikkat etmem gerekiyor. Acaba Merrill Lynch ve Citibank'ın en çok hangi hisselerde satış yapmışlar veya hangi hisselerde alım satım yapmışlar? Bir de bunu değerlendirmemde fayda olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlar, buradan görmüş olduğunuz gibi öncelikle yabancıların geçtiğimiz hafta genel olarak neler alıp neler sattığına bir bakalım isterseniz. Bunu değerlendirdikten sonra Merrill Lynch'in ve City'nin neler yaptığına bakalım. Genel olarak yabancıların geçtiğimiz hafta en çok Koza hissesine ilgi gösterdiğini ve 16 milyon 255 lot civarında alıcı konumunda olduklarını, yine TT.com için 14,5 civarında, Türk Telekom için 14,5 milyon civarında bir alımlarının olduğunu, Türk Hava Yolları'nın 11 milyona yakın bir alım yaşadığını, Soda'nın 6 milyon küsur civarında ve bu şekilde tablo sıralanmakta. Arkadaşlar, ben bu tabloyu borsapivot.com sitemizde bu gece veya yarın yayınlamış olacağım zaten. Ayrıntılı bir şekilde oranın ilgili linkinden izleyebilirsiniz. Hemen size geçtiğimiz hafta en çok satış yapmış oldukları hisseleri de şöyle göstereyim. 51 milyon lot civarında Kardemir'den satış yapmış yabancı. Bakınız, yabancıyı inceliyorum burada. Burada yabancı tikim açık durumda. Yapı Kredi, İşçi, Vakıfbank, TSKB, Aksen ve Trakya Cam ise sıralanıyor. Ama ilk 4 de en yüksek lot bazında tabii ki bunlar arkadaşlar. Lot bazında en çok satış yaptıkları hisseler bunlar. Örneğin bir İşçi'de 23 milyon lot civarında satış yapılması, Vakıfbank'ta 22 milyon lot civarında satış yapılması kayda değer hususlardır. Endekse etkileyebilecek olan senetler olması bakımından. Şimdi arkadaşlar, bu tablomu kaldırıyorum ve Merrill Lynch'in geçtiğimiz hafta içerisinde ne yaptığına bakalım. Cuma günü itibariyle Merrill Lynch'in 140 milyon lot TL civarında bir satış yaptığını gördüm. Cuma günü tek başına bir kriter değildir.
Ben onun için bir önceki cuma ile en sonki cuma arasındaki bir haftalık süreci dikkate alıyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir haftalık süre içerisinde Merrill Lynch, en fazla Vakıfbank 55 milyon TL, ardından Yapı Kredi Bankası, Tüpraş, Halkbank ve Turkcell üzerinde satış yapmış. Şimdi bir yabancı kurumun bir hisse üzerinde veya hangi hisseler üzerinde satış yaptığını bilmemde yarar bulunuyor. Diğer taraftan aldığı hisseleri de bilmemde yarar bulunuyor ki Bimaş hissemde çok ciddi bir alım yapmış, 150 milyon TL gibi bir alımını görüyorum. Türk Hava Yolları yine 82 milyon civarında bir alım söz konusu. Kozal ve Petkim hemen arkasından Kozal. Bu grupta Merrill Lynch'in alıcı olduğunu geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde net alıcı olduğunu görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bir de City Menkul'ü tespit etmiştik hatırlarsanız. City Menkul ne yapmış? Yine onun da aynı şekilde benzer bir haftalık geçmiş sürecini dikkate alıyorum. Ve City'nin de Merrill Lynch'te olduğu gibi Kozal'ın ve Koza'da alıcı olduğunu görüyorum. Bir iki aracı kurumun, bir iki yabancı kurumun yani tek bir kurum tarafından değil de 2-3 önemsenebilecek olan kurum tarafından aynı hisseye ilgi gösterilmesi olumlu değerlendirilebilir. Hemen belirtiyorum arkadaşlar. Yani bu kurumların geçtiğimiz hafta Koza ve Kozal'ı müşterek olarak olumlu bir hisse olarak görmeleri ve ciddi alımlar yapmalarının anlamı illa ki önümüzdeki hafta veya önümüzdeki süreçte bu hisselerin yükselişinin devam edeceği anlamına gelmez. Pivot seviyelerini, zorlanabildikleri direnç noktalarını veya desteklerde ne tür bir görüntü izlediklerinde mutlaka ve mutlaka takip etmek zorunluluğu mevcuttur. Arkadaşlar yine City Menkul'un ise en çok satış yapmış olduğu hisseler içerisinde bir haftalık süre içerisinde Sabancı Holding, Kardemir'de ve Koç Holding, Ereğli ve Garanti Bankası olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu açıklamalardan sonra geçtiğimiz hafta yabancı kurumlar içerisinde etkin olarak değerlendirebileceğimiz kurumların satış yaptıklarını ve özellikle cuma günü kayda değer bir satış baskısı oluşturduklarını gördüğümüz için bu hafta çok kolay bir hafta olmayabilir. Çok rahat bir şekilde 94-95'lere gidebileceğimiz şeklinde bir yorum yapamayız. Bu nedenle temkinli bir açılış olabilir, destekler tekrar kontrol edilebilir. En önemli desteğimizin 92-750 ve 92-400 aralığındaki aylık pivot seviyem olan 92-1400 ve kısa vade için 92-750 olarak değerlendirebileceğimiz desteğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. 94.000 direncini geçtiğimiz hafta aşamadık ama bu direnci bu hafta da aşmayı başaramaz isek eğer buradan bir zorlanma olursa tekrar 93.000 aşağısına doğru bir sarkmanın olabileceğini söylemek mümkün. Bu nedenle 93.200 seviyesindeki haftalık pivotun üzerinde kalınması, 94.000 direncinin net olarak aşılması, buranın aşılıp aşılamadığının özellikle ve özellikle takip edilmesi çok önemli teknik noktalardır. Arkadaşlar bu haftaya yönelik olarak söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Her hafta her gün yaklaşık saat 23-23.30 civarlarında bir sonraki günün endekste neler olabileceğine dair analizini yapmaya çalışıyorum. Bunu devam ettireceğim. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada her akşam belirttiğim gibi akşam gece saatlerinde sizlerle birlikte olacağız. İyi haftalar diliyorum. Mutlu, neşeli, keyifli günler ve kazançlar dileklerimle. Hoşça kalınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar efendim.